Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben İrem, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bana çok sorduğunuz antrenman videolarımdan birincisini çekiyoruz. Ne çekiyoruz bugün? Alt uçta egzersizlerimiz için bir antrenman. Evet, yani bacak. Antrenman. Evet, bacak antrenman. Ne yapacağız peki, neler yapacağız? Şimdi 3 aşamalı göstereceğiz bu egzersizi, seviye seviye. Yani alt uçtan antrenman edeceğiz. Basic'ten ileri seviyeye kadar insanların yapabileceği, yani en azından bu videoyu izleyenlere faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir antrenman programı. Zaten senin de uyguladığın... Benim yaptığım bir şey de hani sizler de öğrenin diye soruyorum. Bir de şey mi yapacaktık? Başlangıç? Ha, şimdi önce streçle başlayacağız. Tamam. Dinamik streçin egzersizi hazır hale getireceğiz önce. Vücudumuzu. Ondan sonra antrenman kısmı... Vücudu açacağız yani. Sizin için İrem'e en baştan bu egzersizi tüm detaylarıyla ben anlatacağım. İlk benim başladığım zamandan, yani evet, ilk zamanlarımdan başlayıp şu anki seviyeme kadar başlangıç, orta ve yüksek seviye olarak. Yani aslında bir nevi sizin için de özel ders olmuş oluyor aslında. Yani. Kıymetimizi bilin, herkes söylemez. Bu egzersiz hakkında detay verin. 63 egzersiz ama önemlidir aslında. Bayanların biraz daha tercih edeceğini düşündüğümüz bir program. Onun için yapıyoruz. Tabii ki erkek izleyenler varsa bunlar da yapabilirler. Eminim videodan öğrenecekleri bir sürü ince detay vardır. Biraz daha bağırayım mı? Birazcık. Ya mikrofonlar da lanet olsun işte, benim kafa almadım. Göremiyoruz da açılar nasıl. Evet. Ama bölümüyle başlayacağız arkadaşlar. Bu en önemli kısmı. Bedenimizi bu işe hazır hale getiriyor. Mutlaka her antrenmandan önce antrenmanın başı ısınmadır. Warm up denilen bölüm. Mutlaka özellikle bayanlara stretch yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu en önemli detayı aslında. Hem daha estetik ve derin gözükmenizi sağlar, sakatlık riskinden sizi korur. Spordan alacağınız verimi %100'e taşır. Atletik performansınızı da, yani antrenmanı daha iyi çıkarabilmenizi de sağlar, yukarıya alır. Mutlaka her antrenmandan önce kaslarınızı, eklemlerinizi, kan dolaşım, kalp yolu, damar yolunu bu işe hazır hale getiriyoruz. Şimdi kültür fizik hareketleri. Önce bir squat'la başlayacağız. İlk squat. Vücut ağırlığıyla bodyweight squat'la başlıyoruz. Bizim temel egzersizimiz. 10 tekrar squat yapıp sonra stretching'e geçeceğiz. Hazır mısın? Evet. 3-2-1. Nasıl bir squat? Squat'ı da anlatayım bu arada. Hadi başlayalım. Bacaklar omuz genişliğinde açık olacak arkadaşlar. Parmak uçlarımız çok hafif dışarı doğru bakabilir. Yani şu düz versiyonu bu, çok hafif dışarı doğru bakacak. Topuklarımızla omuzlarımız, omuz başlarımız aynı çizgi üzerinde olmalı. Ona göre ayarlayabiliriz. Ve başlangıç pozisyonu olabilecek dik duruyoruz. Küre kemikleri geride, omuzlar aşağıda, boynun geride, yüzün karşıya doğru bakıyor. Şu kalça kemiğinle başın sabit, dik duruyorsun. Hareketin alt pozisyonu, bir de üst pozisyonu, bir de tamamen sürekli dik duruyor. Başlangıç seviyesi için aşağı çöktüğünüz pozisyonda geldiğiniz en alt nokta dizin kalça kemiğinin aynı seviyeye geldiği anda hareket bitiyor. Dizleriniz de maksimum parmak ucuna kadar gelsin. Kalçanızı da olabildiğince geriye çıkartın. Bel çukurunuzu da mümkün olduğunca oluşturmaya çalışın. Boynunuz geride, yüzün vücudunla ayaktayken karşıya bakıyordu. Aşağı en alt pozisyona geldiğinde de kendi ayak parmak ucundan 1-2 metre ön tarafa doğru bakıyor. Onları öne doğru itmemizdeki neden ağırlık merkezini dengeleyebilmek ve bunu daha çok geriye çıkartabilmek. Kalça seviyesine kadar indik, ağırlık merkezini kollarımla dengeledim. Aşağı doğru inerken kalçanızı geriye doğru çıkartıyorsunuz. Yukarı doğru çıkarken ön bacak kaslarından güç üreterek direkt yukarı kalkıyoruz. Aşağı inerken nefes alıyorsun, göğüs kafasına doğru. Diz kalça seviyesine kadar geldi. Nefes verdim, yukarı doğru kalktım. Yüzüm karşıya doğru bakıyor, boynum geride, göğüs kafasım dolu. Nefes aldım, yukarı çıkarttım göğüs kafasına. Hazır mısın? 10 tekrar. 3-2-1 başlayalım.
stretching. Bu kısım dinamik streçlerden oluşuyor arkadaşlar. Şimdi kalça bölümünü esneteceğiz. Arka bacak bölümünü, kalp, iç bacak ve kalçanızı içeriye döndüren fleksör. Kalçanın içeri doğru dönmesini sağlayan fleksör kısmı. Bayanlar için bu çok önemli. Özellikle burayı da streçleyeceğiz. Karın ve bel bölümünü de birkaç egzersizle ısıtacağız. Sonra egzersiz hazır haldeyiz. Sonra egzersiz. Kombinasyonu bile yapsanız emin olun alt vücudunuz çok ciddi rahatlayacak, hislenecek ve hatta bel problemi vesaire, belinde sıkıntı, boynunda sıkıntı olan varsa mutlaka bunları yapsın. Bacaklarınıza biraz ulaşın, açın ve streç edin. En önemli. Şimdi egzersiz kısmı. Hazır mıyız? Klasik squat'la başlayacağız. Seviye 1 arkadaşlar. Hazır mıyız? Vücut ağırlığında squat.
Yavaş aşağı. Başlayalım. Aralarda başlangıç olarak birer dakika dinliyorum. Aralarda birer dakika mutlaka dinliyorum. Bu oturmuyor, aktif dinlenmeler geçmişim. Yani hareket halinde olur. Birer dakika uçarsın, onar tekrar. Stationary backlash. Olduğunuz yerde aşağı doğru çömelme hareketi. Bunun için tek ayak önde, tek ayak geride. Okay. Bacaklar yine omuz genişliğinde açık. Arkadaki ayak. Yere doğru yerleştirdim. Tam. Topuğumu iki ayağımın arasında ağırlık merkezini dengeliyorum. Dik durdum. Olduğum yerde aşağı doğru çöktüm. Nefes verdim. Yukarı doğru geri geldim. Nefes al. Aşağı doğru çök. Bizim içeriye yaklaşsın. Nefes ver. Yukarı doğru. Nefes al. Nefes ver. Direkt olarak es geçebilirler çünkü yüksek menzilli bir hareket, dip branch'lerde size yoklanıyor. Ama tabii bu programın içerisinde olan bir egzersiz, yapmak gerekiyor. Hemen arkasına gideceğiz. Kollarını düşünün, yanına uzatıyorsunuz. Başın dillerde olacak. Bel boşluğunu açtı komple. Şimdi o bel boşluğunu eziyor önce, merkez bölgeyi iyice sıkıyor bekle. Bel boşluğunu ez, sadece kalça kemiği içeri doğru dönüyor. Şimdi kuyruk sokumundan itibaren tek tek alt omurgayı yerden kaldıracak şekilde hissederek yukarı doğru kaldırıyorsun. Bu esnada bacaklarından destek alıyorsun. Kapağını sıkıyorsun, kalçanın içeri döndürerek. Kapağını getirme. Çok fazla yukarı bakma. Diz, leğen kemiği yukarıda dur. Diz, leğen kemiği, omuz dümdüz olacak tamamen. Yukarı kasları sıkı olacak. Yok daha fazla yukarı kalkmaya çalışmayın. Kapağını sıkartmıyorsun. Hareketin düz formu tamamen bu arkadaşlar. İnerken de tek tek yine sırtından başlayarak omurganı hissederek yere değdiriyorsun omurganı ve en son kuyruk yemi. Tek tek yavaş yavaş bırak. Önce üst taraf, üst, orta, alt, sonra tekrar aç vermiş. Kalçayı iyice dışarı çıkart. Şimdi tekrar leğen kemiğini topla, belini ez, alttan başlayarak yukarı doğru kalçanı sık. Hareket bir. Nefes alarak aşağı doğru bırak. Yavaş yavaş acele etme. Omurganı iyice kullanıyorsun. Leğen kemiğini çevir, aç ve tekrar. Nefes vermek. Karın bölümünü iyice sıkıyorsun. Hareket. 10 tekrar. Hareketimizin adı. Şimdi bu harekette popo kaslarını çalıştırıyoruz. Arka bacak kaslarınız ve alt karın bölümünüz, özellikle alt bölümü harekette size yardım ediyor. Ama hedef bölge kalça, popo kasları. Şimdi hareketteyiz. Hareketin adı sumo squat. Şimdi basic squat'la başladık. Sonra kalça bölümünü yazalım. Şimdi iç bacak ve kalçayı ön bacak yardımıyla biraz daha fazla uygulayacağız. Hazır. 10 tekrar. 3, 2, 1 başlayalım. Hareketimizde
high flies. Dik duruyorsunuz olduğunuz yerde, parmak ucuna doğru. Kalkıp yukarıda tam bekleyip geri geliyorsunuz. Yukarı doğru kalktım, parmak ucunda. Dengede kaldım ve tekrar geri geliyorsunuz. Dik dur, parmak ucunda. Yukarı doğru kalk ve tekrar geri. Dik dur, parmak ucunda. Yukarı doğru kalk, dengede kal ve tekrar geri. Şimdi bu 4 tane hareket gösterdim. Bu 4 hareketi 3'er set, 10'er tekrar aralarda birer dakika dinlenerek yapıyoruz. Yoruldum. Sadece dur ve hiçbir şey yapmadık bile. Karnım aç. Streçleri yaptık. Level 2 arkadaşlar, 2. seviye. Biraz statik squatlar bekleyeceğiz. Şimdi hazırız. Squat'tan nefret ediyorum. Statik squat alt pozisyon. Bekliyoruz. Sonra üzerine bir 10 tekrar squat yapıyoruz. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Aşağıdayım. Kal aşağıda. 20 saniye bu şekilde bekliyorsunuz arkadaşlar. Çok zorlananlar 10 saniyede bıraksın. Yani ama biraz daha iddialı olanlar 20 saniye. Statik bekliyorsun. Bacaklar iyice yanmaya başladı. Zorlandım. Şimdi tekrar yukarı. 1, 10 tekrar. 2, set 20 saniye statik squat 10 tekrar hareketli squat. Bu level 2 biraz daha iddialı. Level 3'e düşünmüyorum. İkinci hareket. Bacaklar omuz genişliğinde açık, dik duruyorsun. İki bacağının tam ara noktasına geriye adım atıyorsun. Geriye adım attın. Stationary lunge yapmıştık, bunun hareketli versiyonu. Geriye doğru. Dizlere küre küre kemikleri girdi. Omuzlar aşağıda, dik duruyorsun. İki bacağının tam arasına geriye adımını attın. Ne kadar geriye doğru adım atacağız? Aşağıya indiğinde diz, kalça, omuz yere dik açıda. Öndeki dizinde parmak ucunu geçmiş. Geriye adım attım. Tekrar geri. Dizler hafif bükülü. Direnci sürekli ön bacak kaslarında tutuyor. Aşağı inerken de daha çok kalçaya. Geriye ve yukarıya. Hazır mı? 20 tekrar. 3, 2, 1 başlayalım. Yere değmesin tam olarak, hafif yukarıda kalsın. Diz ekleminde problem olanlar bu hareketi de es geçebilirler arkadaşlar. Evet, köprü, pelvic bridge, level 2. Buna da bir statik versiyonunu ekleyeceğiz. Hazır mıyız? Evet. Bel boşluğunu açınca iyice önce, sonra bel boşluğunu ezerek yukarıya kalk, bekle. Of. 5 saniye yukarıda bekliyorsun. 15. Şimdi tekrar geliyor. Aç kalçanı ve tekrar yukarıya. Poponu iyice sık, çok yukarı değil. Diz, kalça, omuz aynı seviyede. İp çiziyorsun. 5 saniye bekliyorsun. Ve tekrar aşağı. Otur, ellerini aç, bekle,
20 saniye statik bekliyorsunuz. Dizlerini dışarı doğru aç. Göğüs kafesini iyice öne çıkart. Öne öne öne. Kalça dışarı. Kalça dışarı belene. Dik dur. Dik dur, dik dur, dik dur biraz da. Bak kollarını görüyor musun? Ve tekrar yukarıya. Devam, devam, devam. Otur önce. 3, 2, 1. Otur. Ayaklar düz. Düz, kolları düz. Güzel. Aç yana doğru. Hazır. 3, 2, 1. Başla. 1. 2. 3. 4. 5. 10 tekrar. 6. 7. 8. 9. Son. Okey. Evet arkadaşlar. 20 saniye statik sumo squat. Bekliyorsunuz. 20 saniyenin üzerine 10 tekrar hareketli dinamik sumo squat. İç bacak, kalça ve ön bacak kaslarınız çok ciddi antrenman. Ben bunu sevmedim. Zor çıkıyor. Çok zor. Evet arkadaşlar. Son harekette yana doğru bacak açış. Standing side leg raise. Bacaklarınız omuz geniş, bacaklarınızı dar basıyorsunuz, dizlerin tamamen kilitli. Dik duruyorsun, tek bacağını yukarı doğru kaldır, geri bırak. Sonra diğer bacağını yukarı doğru kaldır, geri bırak. Dizler kilitli, yana aç, geri bırak, yana aç, geri bırak. 20 tekrar. Dik dur, yana çek. Sol ayağıma verdim ağırlık merkezine. Dik durarak yana doğru açtım, geri bıraktım. Dik durmaya çalışın, bu çok önemli. Okey. 20 tekrar. Ellerimi istediğim gibi kullanabiliyor muyum bunu da? Şöyle değil de şöyle yapsam. Tamam, daha dengede istediyorum. Sadece ayağınızı yana doğru açarken şunu yapmayın, dönmeyin. Dik ve karşıya doğru durup olsun. Elini beline de koyabilirsin. Önde de durabilir. Sıkıntı yok. Dik dur ve yavaş yavaş yana doğru aç. Geri bırak. Yan bacak kaslarını ve yan oblik kaslarını çalıştıracak. Kalçanın dış bölümü. Evet. Son seviyeyle birlikteyiz. Hadi bakalım. Tanım arkadaşımız. Bilemedim de ben. Şimdi squat. Squat'ın zor versiyonuyla başlayacağız. Şimdi çok zor gerçekten. Yapamazsam gülmeyin. Şimdi burada çok fazla şey var yaptığımız harekette. Hem kas elastikiyeti, hem mobilizasyon, hem kuvvetlendiriyor bacaklarınızı, hem dik durmanızı sağlıyor. En önemlisi çok ciddi kuvvetlendiriyor ve sıkılaştırıyor. Şimdi tek bacak üzerinden bir egzersizimiz var. Dik duruyorsun. Ağırlık merkezin dizine hafif bükülü. Hafif büküyorsun dizini. Tek bacağın üzerine veriyorsun ağırlık merkezini. Parmak ucuyla sol tarafa, geriye ve ön tarafa dokunuyorsun. Ve tekrar yana, sol tarafa, geriye hafif eğildim ve topuğumu öne. Tekrar sol tarafa, geriye ve öne. Tekrar hafif güçlü kalacaksınız. Sol bacağımın üzerinde, sağ bacağımla sadece dengemi sağlıyorum. Tekrar yanına aldım. Sağ tarafa, geriye ve tekrar öne. Yanına aldım. Sağ tarafa, geriye ve tekrar öne. 5 tekrar. Bitti. Hemen arkasına. Hiç beklemiyorsun. Hopa. Squat'a oturdum. Bu sefer tam squat yapıyoruz arkadaşlar. Nedir? Topuk parmak ucu. Bacaklarım biraz daha açık. Tam aşağı doğru oturuyorsunuz. Dizlerim biraz daha geride. Bağcılar pozisyonu. Ağırlık merkezi kolların öne, dizlerini geriye doğru alıyorsun.
tam otur. Ağırlık merkezini sağ. Dik dur. Ellerini ensene doğru götür. Göğüs kafesin önde. Tam oturdum. Ve tam yukarı doğru kalk. Dik dur. Ellerini başının arkasında birleştir. Ve tekrar. Kalça dışarı. Dizlerin parmak ucunu geçecek bu sefer. Okey. Ve topuğunun üzerine tam oturuyorsun. Ve tekrar yukarıda. Ön bacak kaslarını sık. Kalça geriye. Dizlerin parmak ucunu geçsin. Ve tekrar yukarıya. Olabildiğince dik durun arkadaşlar. Geriye. Ve tekrar yukarıya. On tekrar. Full squat. Jump squat biraz daha iddialı, zor bir hareket. Hazır mıyız? Benim yapamadım, düştüm. Şimdi biraz önce yaptığımız full squat pozisyonuna inip okey. Ayaklar önde. Yalnız burada kalçanı aşağı doğru döndürme. Okey. Bu kadar aşağı inmeyin. Üst vücudun mümkün olunca dik duracak. Dik durduğu pozisyon oturabildiğin kadar aşağı. Bacak kasları tamamen gerilsin. Kalça dışarıda dik dur. Ve yukarı. Parmak ucu aynı zamanda ve tekrar aşağıya. Yukarı parmak ucu ve tekrar aşağıya. 5 tekrar. Jump squat'a hazırlık seviye 1. Hazır mıyız? 4. 5. Şimdi sıçrıyoruz yukarı doğru. 1. 2. 3. 4. 5. Okey. 2 set. 5 tekrar. Sıçrama olmadan 5 tekrar sıçrayalım. Standart. Önce kalçayı açıyorsun. Pelvik tilteni yapıyorsun. İçeri doğru belgeleşme izleri. Şimdi yukarı doğru kalkıyorsun. Bekle yukarıda. Şimdi karın bölümünü hiç salmadan, kalçanı salmadan sağ ya da sol ayak fark etmez. Tek ayağını düz bir şekilde yukarı. Kalçanı düşürme aşağıya. Ayağını yere koy. Şimdi diğerini uzat. İki dizin hep aynı seviyede olacak. Evet, bravo. İki dizin aynı seviyede olacak. Kalçanı salmıyorsun, karnını salmıyorsun. Dizlerin de aynı seviyede. Devam. Değiştir. Tekrar diğer. Değiştir. Tekrar diğer. Değiştir. Tekrar diyelim. Değiştir. Tekrar diyelim. 10 tekrar. Devam. Okey. Şimdi tekrar. Pelvik tilt. Bekle. 5 saniye. Tekrar. Aşağıda in. Pelvik tilt ve tekrar yukarı. 5 saniye. Bel boşluğunu aç, bel boşluğunu gez. Kalçanı çeviriyor valla. Şimdi böyle kal. Bekle 5 saniye. Tekrar tek tek kullanırsın. Aşağı kısmı bel boşluğunu. Skoyu uzanma. Ellerin yerde olacak. Dizlerini kitle. Kesinlikle. Ayaklarını komple yerden kesiyorsun. Evet. Hazır. Dizlerin kitli olacak. Parmak uçlarını kendine dönecek. Parmak uçlarını kendine dönecek. Evet. Bu pozisyonda bacaklarını tam aç. Ve tam kapat. Tam aç. Ve tam kapat. Tam aç. Tam kapat. Parmak uçları dışarı dönmesin. Kendine çıkıyor. Devam. Devam. Çok zor. Devam. 10 tekrar. Hemen arkasına. Peki lütfen parmak uçlarını topla. Çekil. Topukların dışarı. Evet şimdi. Son iki tekrar. Son bir tekrar. Bravo.
Şimdi istatistik squat mı yapacağız? Beni benimle doğru diktir. Evet arkadaşlar, ısınma bölümü. Bacaklar tamamen kilitli. Sağa doğru üst vücudunu dik tutarak kalça kemiği öne, sonra sola doğru iç bacak, iç bant ve yan bant kaslarını aslında tekrar geriye ve tekrar öne. Şu çalkalı hareketi var ya, çok iyi bir egzersiz. Bir sağa bir sola, çalkala çalkala. Evet, bizim bir sumo squat ve rotasyonlu back lunge var aslında, stationary lunge. Hazır mıyız? Topuk parmak ucu çaprazı doğru bakıyor. Üst vücudun tamamen dik duruyor. Sumo squat'ı önceki bölümde zaten... Gidiyoruz. Önceki bölümde zaten anlatmıştım. Kürek kemikleri geldi. Omuzlar aşağıda dik duruyoruz. Hazır mıyız? İnandın evet. mı iyice? Evet. Hadi bakalım, başlıyoruz o zaman. 1, 2, 3. Sumo squat sağ tarafa. Hafif dön, olduğun yerde back lunge. Tekrar sumo squat. Diğer tarafa back lunge. Sumo squat. 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 Back lunge. Son. Sumo squat. Nasıl da güzel yapıyor ya. Tebrik etmemek elden bile değil. Bravo. Ben de diyorum niye kaslarım yok. Bunları yapınca oluyor arkadaşlar. Bu son seviyesiydi arkadaşlar bu antrenmanın. Ama şimdi hak verin bak başlangıç. İrem de zaten yeni programda yeni aslında. Evet. Bir de ama. Son hareketi yeni ilk defa yapıyor. Şimdi başlangıcı yaptık, ortaya yaptık, bir de yükseği yani hepsini üçer kere yapmış oldum. Biraz yoruldum. Ha. Gördüğünüz gibi yorucu bir program tabii. Aklını vermek lazım. Terlemeden yorulmadan olmuyor arkadaşlar. Son programda 3 tane kombinasyonlu egzersiz var arkadaşlar. 3 hareket aslında yapıyoruz ama birbiriyle bağlantılı birçok egzersiz var içerisinde. Son yaptığım sumo squat artı sağa sola stationary lunge'da totalde 20 tekrar yapıyorsunuz. Zordur biraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye sayıyorsunuz. 20 tekrar. Bizim yaptığımız, bizim verdiğimiz tekrar. Ve hemen arkasında stretch. Hazır mısın? Antrenmanın en sonunda 2 tane stretch. Bunları mutlaka yapıyorsunuz. Birincisi arka bacak stretch. Okey. Dizlerin hafif bükülü. Ağırlığını tamamen öne doğru bırak. Parmakların hemen önünde. Yumruklarını yere doğru basıyorsun, dizlerin bükülü, başını içeri doğru yuvarla. Şimdi bu pozisyonda ağırlık merkezinin %50'si elinin üzerinde, dizlerini tam kitlemeni istiyor. Bu bir, dizler kitle. Şimdi parmak ucunu geriye doğru, kendine doğru çek. İki. Bıraktım, parmak uçlarını biraz açtım, geriye doğru oturdum. Dizlerini de dışarı doğru açtım. Sırtını dizler. Ve yukarıdasınız. Birer dakika, ilk streci bitiriyorsunuz arkadaşlar. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Manzarayı da çekelim. Thank you.